İyi akşamlar efendim. Tıp Dünyası programı bu akşam sizlerle birlikte canlı canlı. Bu Eren var ya yönetmen arkadaşım, böyle aniden bir cümle söyledi ve nutkum tutuldu efendim. Yani az kalsın kelimeler dudağımdan çıkamıyordu. Çünkü yönetmen arkadaşım böyle heyecan yaratmaya çalışıyor ama 15 yıldan sonra bir heyecan kalmadı artık. Ne kadar güzel sizlerle birlikte her hafta buluşuyoruz. Canlı canlı bu programı yapıyoruz. Ben ve arkadaşlarım, kesinlikle herhangi bir kazancımız yok bu işten. Ben 15 yıldır yapıyoruz ve herhangi bir şekilde biz reklam da almıyoruz, kazanç da sağlamıyoruz. Herhangi bir para transferimiz de yok. Herkes zevkini farklı bir şekilde yaparken biz size bu şekilde yapıyoruz. Benim bu zevkim sizlerinle buluşmak. Aynı zamanda da gençlerin doğru insanla doğru konuşmalarını, doğru şekilde aktarmalarını sağlamak istiyorum. Çünkü hekim arkadaşlar eğer bir hekimle birlikte bu programı yaparlarsa hem zevkli oluyor, hem daha güzel oluyor, hem daha güzel aktarılıyor. Anladığı kişi de, onu yönlendiren kişi de hekim olduğu zaman karşı tarafa, izleyiciye de çok kaliteli bir program olarak yansıyor. Biz de bunun için her zaman sizlerle birlikteyiz. Tabii kış geliyor, biliyorsunuz bir çocuk hekiminin en zor dönemi başlıyor. İki hafta daha canlı programımız var, Allah sağlık saat verirse. İki haftadan sonra sanırım ben her yıl olduğu süre gibi bir süre salgınla mücadele edeceğiz. Çünkü hastalarımız Ocak ayında çok fazla olacak. Yoruluyoruz o zaman, enerji kalmıyor. Enerji kalmayınca da sizin önünüze bitkin bir şekilde çıkmak istemiyoruz. Sonra yaşlandık diyeceksiniz. Yok, yaşlanmadık efendim. Daha 25-26 öyle görünüyor. Biraz sonra sevgili Erhat'la bunları konuşacağız. Onun için bir süre ara vereceğiz. Bu ara ne zaman bitecek? Salgının bitmesiyle ilgili. Bakacağız. Bir ay, iki ay bilmiyorum. Yeter ki çocuklarımız güvende olsunlar. Ondan sonra biz yavaş yavaş başlarız. Bu yıl Haziran ayında başlamıştık. Haziran'da bütün yaz boyunca yaptık. Her yıl olduğu gibi. Baktım son 2-3 yıldır hep Haziran'da başlıyoruz. Yani Haziran'a kadar bir ara vermek zorunda kaldığımız dönemler oluyormuş. Haziran'da başlıyoruz ve aralığa kadar kesintisiz devam ettiğimizi de görmüşüm. Bakalım bu yıl nasıl olacak? Bu yıl belki de biraz daha erken başlarız. Ya nasip deriz. Tabii Allah sağlık saat verirse tekrar sizlerle birlikte olmayı biz arzu ediyoruz. Evet, bu akşam sevgili Erap bizlerle birlikte. Doktor Erap Kubilay çok değerli bir arkadaşım ve kökümüz de memleketimiz de aynı yere dayanıyor. Tabii Lefkeli olmak bir ayrıcalık. Tamam, kızmayın, anladım. Tamam, bir Hacettepe'li bir de Lefkelilik bizim için ayrı bir kategoride. Ne yapalım yani, Lefke'de büyüdük. O toprağa gittiğimizde, o portakal ağaçlarına baktığımızda ayrı bir haz alıyoruz. Enteresandır. Bize göre Kıbrıs'ın merkezi orası. Bütün çocukluğumuz orada geçti, ailelerimiz orada. Onun için ayrı bir sevgimiz var Lefke'ye. Tabii ki Hacettepe'de de benim ömrüm orada geçtiği için Hacettepe'ye de ayrı bir sevgimiz var. Bunu da söylemekten hiç geri durmuyoruz. Tabii onun da kökleri Lefke'ye dayanıyor ve ta ilkokul dönemlerinden beri sevgili Erab'ı ben tanıyorum. Şimdi o ilkokullardan başarılarla liselere, üniversitelere ve sonra üroloji uzmanı olarak yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Ürolojide neler konuşacağız? Tabii ürolojide enfeksiyonları konuşacağız, cinsel yolla bulaşan hastalıkları konuşacağız, biraz taş konuşacağız. Ama son dönemde ben çok dikkat ediyorum. Özellikle cinsel sağlık çok ön planda ve cinsel konular ön planda. Yanlışlar da yapılıyor ne yazık ki. Onun için biraz da onlardan bahsedeceğiz. Mümkün olduğu ölçüde nasıl söyleyeyim... sözlerimizi ve kelimelerimizi onlara göre seçeceğiz. Çünkü neticede halk önünde konuşmak çok da kolay olmuyor bu gibi durumlarda. Ama biz doğruyu aktarmaya çalışacağız sizlere. Özellikle genital estetikler kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de şu anda revaçta. Hangisi doğru, hangisi risk yaratır veya doktor arkadaşlar bu konularda nasıl yönlendirir, nasıl çaba gösterir, bunları konuşacağız. Biraz andropozdan konuşacağız. Yani birçok konumuz var. Bu konular belki gençlerimizi de, belki beylerimizi de, belli yaş üstü beylerimizi de çok ilgilendirecek. Bizi izleyin. Aynı zamanda YouTube'dan da yarın Kudret Çağlar kanalında da bu programı bulabileceksiniz. Oraya da yükleyeceğim ben ve orada istediğiniz zaman izleyebilme şansınız olacak. Evet sevgili Rab.
Çok az kelimeyle girdim galiba, öyle mi oldu? Yoksa bayağı konuştum. Bence çok iyi bir girişti Kutsal Hocam. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle bu nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ayrıca bu saatte bizi ekranları başında izleyen tüm hastalarımız, dostlarımız diyeyim. Ailemiz. Onlara da teşekkür ederim. Ne büyük mutluluk değil mi? Evet. Anne baban izliyorlar, saygılarımızı sunar. Evet. Onları da çok eski günlerden beri tanıyorum. Bilmiyorum, sormadım, evlilik var mı, çoluk çocuk var mı? Onu da sen söyle bize. Eğer varsa, çocuk da burada izliyorsa, ona da selam söyleyelim buradan. Evet, evliyim. 6 aylık bir de kızım var, ellerinizden öper. Aman canım benim, daha küçücük o. Onu da buradan öpüyorum. Evet, eşine de bol selamlar. Peki sevgili Erhan, şimdi seni dinleyelim. Nedir üroloji? Önce Erhan Kubilay kimdir? Erhan Kubilay nereden geliyor, nereye gidiyor? Üroloji nasıl bir daldır? Buradan başlayalım. Sorular hazır. Tabii. Erhan Kubilay 1991'de Güzelyurt'ta doğuyor. İlk öğretimi Güzelyurt'ta tamamlıyoruz. Sonrasında Güzelyurt Türk Marif Koleji, devlet sınavında koleji kazanarak Güzelyurt Türk Marif Koleji'nde eğitime başlıyorum. Güzelyurt Türk Marif Koleji'ni bitirdikten sonra yapılan öğrenci yerleştirme sınavında ada birincisi gelerek Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölüme. Tamam, şimdi bitti artık, bu gece hiç bitmez. Çünkü hem Lefkeli hem Hacettepe'li biri var. Tamam efendim, yani siz bizi sabaha kadar... Eren kapatma oğlum da, bu gece bizim. Peki. Hacettepe Üniversitesi'ni yerleşiyorum. 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi'ni tamamlıyorum. Evet. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda eğitim almaya hak kazanıyorum tıpta uzmanlık sınavında. 2022 yılında da tıpta uzmanlık eğitimimi bitiriyorum. 2022 Kasım ayından beri Lefkoşa Devlet Hastanesi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde üroloji uzmanı olarak çalışıyorum. Beri dedin, orayı kaçırdın. 2022 Kasım ayından. Kasım beri. Ayından. Demek ki evet, bir yılımızı tamamladık. Bir yıl önce geldim. Evet. Aa, ben de seni keşfedeli daha yeni oldu. Vay be, yaşlanıyor muyuz acaba? Ama çok iyi hatırlıyorum. Anne babanın mutluluğunu ve anne babanın tıp kazandığında o güzel sevinçlerini. Ne kadar büyük mutluluk. Evet. Hacettepe'de olmak da ayrı bir. Hacettepe'li olmak dediğiniz gibi ayrıcalık. Ayrıcalık değil mi? Kesinlikle. Ya yapacak. İster tıp fakültesi olsun, ister ihtisas olsun, bir böyle Hacettepe nosyonu almak çok kıymetli bir şey. Kesinlikle. Gerçi Ankara Üniversitesi de komşu yani. Orada. Evet, bir oraya da parantez açacağım. Evet. Özellikle cerrahi eğitimimde üroloji ana bilim dalındaki değerli hocalarım ve çalışma arkadaşlarım, asistan arkadaşlarım, kimisi uzman olduğu, kimisi uzman olmak üzere buradan hepsine selamlarımı gönderiyorum. Muhteşem. İyi ki onlar da varlar. Evet. Bu mesleği öğrendiysem, bu meslekte bir yerlere gelebildiysem değerli hocalarım sayesinde. Kesinlikle. Herkese selamlarımı gönderiyorum. Ne kadar büyük mutluluk değil mi? Peki nedir üroloji? Neyle ilgileniyorsunuz? Üroloji aslında toplumumuzda bir ön yargı var. Evet. Ürologlar erkek doktorlarıdır diye bir ön yargı var. Aslında öyle bir durum yok. Üroloji hem erkek sağlığıyla, erkek cinsel sağlığıyla ilgilenen bir branş, hem de aslında üriner sistemin tamamıyla ilgilenen bir branş. Üriner sistem derken biraz açmak gerekirse böbreklerimiz, idrar kanalımız, sidik torbamız, mesanemiz ve dış genitaller, idrar kanalımız, dış genitaller, üreme organlarımız. Üroloji bu organların hastalıklarıyla ve sağlıklı durumlarını devam ettirmeleriyle ilgileniyor. Peki, şimdi o estetik ve cinsel sağlığa biraz sonra geleceğiz. Hı hı. Bizi izleyin, mouse'suz yapıyorum ya, en son onu yapacağım, tamam mı? Şimdi ondan önce istersen yarın poliklinikte veya pazartesi poliklinikte kapının önüne bir yıldır Kuzey Kıbrıs'tasın. En hı. sık neler geliyor, nelerle uğraşıyorsunuz? Hastalıklardan biraz bahsedelim. Hı hı. Tabii ki bu süreci devam ettirebileceğimiz ileriki yaşlardaki veya şu andaki yaşlarda, genç yaşlardaki nelere dikkat etmemizi de konuşuruz. Ama neler hı. karşılaşacaksınız polikliniğinizde? Bir yıllık Kuzey Kıbrıs'ta poliklinik istatistiklerimi göz önünde bulundurursak evet. aslında en fazla böbrek taşı, üriner sistem taş hastalığı, iyi huylu prostat büyümesi, evet. Bunun yanında üriner sistem enfeksiyonları. Aslında en fazla bu üç başlık. Buna ek olarak ekleyebileceğim kadın hastalarımızda idrar kaçırma. Onun yanında çocuk hastalarımızda işte toplumsal
dini sünnet, bazen tıbbi indikasyonla acil sünnet gerekliliği. Bu hastaları sıklıkla görüyoruz Kuzey Kıbrıs'ta. Hadi başlayalım. Taştan başlayalım. Taştan başlayalım. Öncelikle nedir taşı yapan hadise? Neden taş oluyor böbreklerde? Bir bunu konuşmanı istiyorum ve özellikle kontrolsüz vitamin kullanımı, D vitamini kullanımı da böbrekte taş yapar mı? Tabii. Çok zor soru sordum ha. Zor bir yerden sordunuz. Peki. Ben en başından başlıyorum. Evet. Böbrek taşı aslında metabolik bir hastalık. Evet. Bazı metabolik hastalıkların sonucu olarak ortaya çıkabiliyor. Vücuttaki bazı mineral dengesizliklerinden dolayı ortaya çıkabiliyor. İdrarın pH'ına bağlı olarak kristalizasyon artışı, yani çökelmeye bağlı ortaya çıkabiliyor. Evet. Taş oluşumunun birden fazla mekanizması var. Evet. Aslında biz hastalarımızı tedavi ederken, tedavi sonrasında hastalarımızı taştan kurtardıktan sonra bu metabolik durumları göz önünde bulundurup bir daha taş oluşmasını nasıl önleriz, nasıl taş oluşmasının önüne geçeriz diye çeşitli araştırmalar yapıyoruz. Taş hastalığını tedavi ederken aslında primer amacımız, esas amacımız taşı değil, metabolizmayı düzeltmek. Metabolizmayı ve hastayı tedavi etmek. Aynen öyle. Taşı tedavi ettiniz, hastayı gönderdiniz. Tekrar taş olur. 3 ay sonra hasta karşınızda nur tekrar topu gibi bir taş daha. Bir taş daha. Tekrar düzelttiniz. Bunun sebebine inmediğimiz sürece maalesef taş hastalığı tekrarlayan bir hastalık. Genetik mi? Genetik genetik etiyolojisi de mevcut. Örnek veriyorum. Hiperkalsiyumlu hastalar oluyor. Örnek veriyorum. İdrarda kalsiyum atan. Evet. İdrarda kalsiyum atan, fazla kalsiyum atan hastalar oluyor. Yine böbreğe bağlı idrarın böbreğe bağlı idrar asiditesinin arttığı hastalarımız oluyor. Yine doğumsal metabolik hastalıklar oluyor. Örnek veriyorum. Sistin dediğimiz bir madde var. Evet. Sistinin vücuttan atılmasının arttığı, bazı amino asitlerin vücuttan atılmasının arttığı durumlarda genetik araştırmalarımızı da mutlaka yapıyoruz. Beslenme ile ilişkisi var mı? Kesinlikle. Tabii, şimdi onu dinleyelim. Bir insan taş olmaması için ne yapması lazım? Öncelikle yeterli sıvı tüketimini sağlaması lazım. Evet. Bizim gibi sıcak ülkelerde yaz döneminde 2,5-3 litrenin altında sıvı tüketmememiz gerekiyor. Evet. Burada aslında hastalarımız bazen çok yanlış anlayabiliyor. 2,5-3 litre su tüketelim diyorum, sıvı tüketelim diyorum, özür dilerim. Ben zaten 1 litresini çay olarak tüketiyorum, 1 litre de kola içiyorum, 1 litre de su içiyorum diye cevap geliyor. Buradan bizi dinleyen, bizi izleyen tüm izleyicilerimize bunu üstüne basa basa belirtmek istiyorum. 2,5-3 litre sıvıdan kastımız tamamen su. Çay, kola, meşrubat, bunlar tükettiğiniz sıvıdan sayılmıyor. Ve bunlar zaten zararlı. Kesinlikle zararlı, çünkü çoğu oksalattan zengin ve oksalat dediğimiz madde de taş oluşumunun birincil düşmanı diyeyim. Yani biz su istiyoruz diyor. Su, bildiğiniz su. Düz su. Soda değil ha. Su. Sadece su. Soda içmeye kalkmayın da bu da... Sodanın içinde de sodyum, tuz var. İdrarda kalsiyum atılımını arttırıyor. Şimdi ben minerallerden bahsediyorum ama bunlardan bahsetmemin nedeni insanlarda en sık görülen taş kalsiyum oksalat taşı. Dolayısıyla idrarda bu iki maddenin atılımını arttıran besinler veya durumlar kalsiyum taşlarının da ve taş sıklığının artmasına sebep oluyor. Peki. Nedir bu durumlar? Artıran. Bu durumlar tuz tüketimi. Ha. Tuz, yine sodadan da sodyum dedik. Sodyum alımı, fazla sodyum alımı idrarda kalsiyum atılımını arttırdığı için taş oluşumunu artırıyor. Bunun dışında oksalattan zengin besinler. Örneğin. Kabuklu kuru yemişler. Kabuklu kuru yemiş. Evet. Kola. Çay. Aman tanrım. Bunun yanında ıspanak, pırasa, çok sevdiğimiz bir meyve olan çilek. Çilek. Bunlar oksalattan zengin besinler. Özellikle taş hastalarımızın yasaklamıyoruz ama bu besinlerin tüketimini sınırlandırmasını çayı istiyoruz. Çayı kolay dışarı atalım. Onlar zaten
yani siyah çağdan bahsediyorsun evet, herhalde. Evet. Yani nane çay içsinler yani içeceklerse ne bileyim bitki çayı içsinler. Ama hadi onları bir tarafa bıraktık. Onlar zaten demiri de düşürür siyah çay. Çok istemiyoruz. Kolay asitli gıdaları hiç istemiyoruz. Zaten şeker tüketiminde de çok kesinlikle. Ama yemeklerde de ıspanak ama ıspanak iyi yıkanmamış ve taşı olduğu için değil. Değil. Heh. İçeriğindeki aynen oksalattan dolayı. Oksalat aynen dediğimiz maddeden dolayı. Veya çileğin fazla tüketimi. Çilek fazla tüketimi. Dediğim gibi yasaklamıyoruz ama sınırlandırmaya çalışıyoruz. Bir diğer taşımız ürik asit taşı. Evet. Ürik asit vücutta fazla protein tüketiminden dolayı artar. Evet. Dolayısıyla bu hastalarımızda da proteinden kısıtlı diyet. Yani et, süt, yumurta. Hı. Bu tip yine dediğim gibi yasaklamıyoruz ama sınırlandırıyoruz. Bunun yanında hastalarımıza mutlaka tedavi başlamak istiyoruz. İdrarın asiditesini azaltan ilaçlar başlamak istiyoruz. Ki asit olmasın, taş olmasın. Kesinlikle. Yine hastalarımızın büyük bir çoğunluğunda mutlaka öğünleriyle beraber kalsiyumdan zengin gıdalar tüketmelerini istiyoruz. Şimdi burada bir soru işareti olacak evet, kafalarda. Şimdi çok enteresan. En sık taş kalsiyum oksalat taşı peki, dedik. Kalsiyum veriyorsun. Ama kalsiyum tüketelim evet diyoruz. Yemeklerle birlikte aldığımız kalsiyum bağırsakta böbreğe gitmesini istemediğimiz oksalat denen maddeyi bağlıyor. Anladım. Bağladığı için de böbreğe o madde gidemiyor. Böbrekte ve idrar kanallarında taşın oluşmasını engellemiş oksalat, oluyoruz. Oksalat taşı olanlar için konuştum bunu. Kalsiyum, evet kesinlikle. Taşı, ama sağlıklı bireyler için de taş oluşmaması evet için örnek veriyorum. Öğle yemeğinin yanında bir kase yoğurt. Heh. Sizi mutlaka kalsiyum oksalat taşından korur. Aynen öyle. Peki vitamin alarak kalsiyum alsa veya D vitamini alsa da yüksek kullansa bunlar fayda verir mi? Şöyle bununla ilgili benim de dahil olduğum çalışmalar var. Evet. Özellikle çocuk hastalarda D vitamini profilaksisinin evet biliyorsunuz siz de çocuk hastalığı daha doğrusu çocuk sağlam çocuk takibinde evet D vitamini profilaksisi aynen ülkemizde de başlanıyor. Tabii. O hadi bir şekilde de bir de erişkinlerde var bu ara çok böyle yaygındır. Giderim D vitamini alırım sonra kalsiyumuna bakmadan hop D vitamini alırım tarzında bir yaklaşım da var erişkinler için özellikle. Evet. Ki çocuklarda evet riketsiyamız var, riketsimiz var işte söyleyin adını bizim kalsiyum düşüklüğüyle giden hastalar var güneşe çıkarmadıkları için. Hı-hı. Ama bir de erişkinlerin var böyle bu ara moda oldu habire kalsiyum ve şey kullanımı D vitamini kullanımı. Kalsiyum ve D vitamini kullanan hastalarımızda ya da sağlıklı bireylerde evet bunu masa üstüne koyabilmek için, dokümante edebilmek için idrardaki kalsiyum oranının artmadığını, kandaki kalsiyum oranının artmadığını mutlaka görmek yani gerekiyor. Yani doktora danışmak lazım. Kesinlikle. Ya böyle canları çektiği gibi laboratuvardan kalsiyumu yapıp da sadece sadece D vitamini yapılır. Kesinlikle. Ne kalsiyum bakmıyorlar, ne alkalen fosfataz bakmıyorlar, ne fosfor kesinlikle bakmıyorlar ki bir şey var mı? İdrarda kalsiyuma bakmıyorlar. Hop kesinlikle bir sürü kalsiyum artı aslında D fayda sağlayalım derken zarara sebep vücudumuza zarar verebiliyoruz. Evet. Ne kadar enteresan değil mi? Sosyal medyanın gerçekten bu kadar popüler olmasıyla aslında sosyal medyadaki bir sürü sağlık sayfası biliyorsunuz ki türedi. Evet. Aslında her kafadan da bir ses çıkıyor. Halkımız da haklı olarak, insanlarımız da haklı olarak bu faydalıymış, o değilmiş, ben bunu yapayım, bunu kullanayım şeklinde düşünüyor. Ama mutlaka tabii öneriyoruz herhangi bir ilaç veya vitamin kullanmadan doktorlarına başvurmalarını kesinlikle. Özellikle tek yönünü yapmasınlar ve özellikle hekimlerine danışsınlar. Çünkü bizim ülkemizde D vitamini çok fazla güneşli olduğu için vücut onu çok depolamayabilir. Ama kalsiyumu 10.5, 10.2 gibi yüksek değerleri var. Ama D vitamini azıcık düşük çıkmış. Fosforu normal, diğer alkalen fosfatazı normal. Bunlar kendi başlarına aldıkları zaman bazen ne yazık ki sıkıntıya sebebiyet verebiliyorlar kendilerine. Buna da aman dikkat, taş oluşumuna gitmeyelim. Bakın memlekette en fazla bir soru işareti kalmasın. Çocuklarımızda evet D vitamini profilaksisinin yani başlanan D vitamininin taş oluşumuna bir etkisi yok. Yoktur. Gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Tane. En başta onunla başladım. O yüzden onu da bir açıklığa kavuşturayım. Kesinlikle. Çünkü onların metabolizmasıyla erişkinin metabolizma arasında fark var. Evet, annelerimiz çocuklarda bu araştırılmış. Zaten kullanılan D vitamini de çocuklarda o da çok önemli. Eğer fazla
Onu da söyleyelim. Çok güzel söyledin. İşte biz 3 damla, 5 damla, 10 damla neyse o preparata göre veriyoruz. Bir anneanne veriyor 3 damla, bir de gece veriyor anne 3 damla, 4 damla. O olmuyor efendim. Çünkü zehirleniyor çocuk. Yani onun oranı vardır ve o şekilde verilmesi lazım. Aksi halde ona da zarar verirsiniz. Yani bunların hepsi araştırmalarla ortaya çıkmış konulardır. Bırakın doktor başlasın. Siz kendi kafanıza göre artırmayın, azaltmayın, kısaltmayın. Bırakın onu doktor ayarlasın. Erişkinler de yoldan geçerken laboratuvara gidip D vitamini yapıp da canınız çektiği gibi vitamin kullanmayın. D vitamini de, A vitamini de, E vitamini de, K vitamini de vücutta depolanır. Ve çok enteresan bir şey. D vitaminin ben toksisitesini gördüm beyninde yaptığı. Kibas dediğimiz kafa içi basınç artışlarını gördük. Yapmayın böyle şeyler. Doğru değil. Sadece tek D vitamini de bir şey göstermez. Geçerken de laboratuvardan D vitamini alıp kullanmak da testini yapıp sonra da D vitamini kullanmak da doğru değil. Doktorlarınız size bunu söylesin. Evet, şimdi taş oluşumu için en oluşmaması için en önemli kriter bol su içmektir. Kesinlikle. Yeterli sıvı tüketimi. Evet, mümkün olduğu kadar da dedin. Yoğurt tarzında kalsiyumlu gıdalarda yemekle birlikte yenilmesi çok önemli. Oksalat kristalini bağlayıp dışarı atar dedin. Kesinlikle. Mümkün olduğu kadar ıspanaktan, ıspanak onun için yoğurtla yiyoruz desene. Hiç böyle düşünmemiştim ama evet. Çok güzel değil mi? Yani ıspanağı yoğurtsuz ne için yemiyoruz diye sormuştum. Demek ki ıspanağın içindeki oksalat kristalleri veya orada ortaya çıkabilecek başka sorunları bizim yoğurt... Vay be, çok enteresan. Demek ki bir mantığı varmış. Ben de bunu öğrenmiş oldum. Artı çilek. Çok sevdiğimiz bir meyve. Yani bunları çok tüketmeyin. Siyah çaydan kaçının bitki çayına ve kolayı isterseniz hiç hayatınızı almayın. Mesela ayda yılda bir kere içerseniz belki o zaman deriz. Her şeyi yaptık yine de taş oluştu. Evet. Spor faydalı mı taş? Kesinlikle fiziksel aktivite kesinlikle faydalı. Metabolizmayı hızlandırıyor. Metabolize vücuttan atılması gereken toksik maddeler daha hızlı metabolize ediliyor. Taş oluşumu aslında önleniyor, kesinlikle öneriliyor. Peki bir soru daha. Bol su içen insanlar çok idrara çıkacak. Ya doktorum alayım da çok idrara çıkıyorum. Ne olacak bu? Çok idrara çıkmak zarar mı? Çok idrara çıkmak zarar değil. Evet. Ama tükettiğimiz sıvı miktarında öncelikle onu, bize sık idrara çıkma şikayetiyle gelen hastalarda tüketilen sıvı miktarını soruyoruz. Sıvı miktarına göre çıkılan idrar sayısı ve idrar sıklığı ve miktarı normalse gönül rahatlığıyla hastalarımızı gönderiyoruz. Ama erkek hastalarda özellikle çok fazla idrara çıkmak prostat hastalıklarının bir habercisi olabilir. Evet. Bunu belirtmekte fayda var. Buna da gireceğiz şimdi. Taşı bitirelim, prostata gireceğiz. Peki taşla ilgili başka ne söyleyeceksin? Her şeyi yaptık yine de taş oluştu. Evet. Spor yapın, bol su için, yoğurt yiyin yemeklerinizle birlikte. Bu çok önemli. Ispanak ve çileği az tüketin. Asitli gıdalardan kaçının. Başka söyleyeceğim bir şey var mıydı? Bu her şeyi yaptık, korunduk. Yani oldu. Evet, korunduk. Spor yapın, yürüyün, koşun, tutunmasın. Bu da önemli bir şey. İtsin, mesaneden aşağı atsın, gitsin kendisini. Peki yine de oldu. Yine de oldu. Ne yapıyoruz? Evet, siz onu çıkarırsınız. Çıkarıyoruz, kırıp dökülmeye bırakıyoruz. Taşın boyutu ve lokalizasyonu çok önemli. Taşın boyutu ve oluştuğu yer gerçekten çok önemli. Belli bir boyutun altındaki 2 santimetreden küçük taşlar da böbrekten başlayarak içeride kırma yöntemi idrar kanalından girerek ya da yan taraftan belimizin yan tarafından ses dalgasıyla kırma yöntemi dediğimiz yöntemlerle o taşı küçük parçalara ayırıp kendiliğinden düşmesini bekleyebiliyoruz. Yine taş yükü daha fazla olan 2 santimetreden büyük taşı olan hastalarda kurşun kalem kalınlığındaki bir delikten böbreğin belin yan tarafından küçücük bir endoskopi yaparak lazer yardımıyla taşları kırıyoruz. Tüm taşları temizliyoruz. Artık açık ameliyat yapmıyorsunuz hemen. Açık ameliyatın çok fazla yeri kalmadı. Laparoskopik ameliyatlar mümkün olabilir. Çok büyük taşlarda, uygun taşlarda. Ama daha çok endoskopik böbreğin içerisine girdiğimiz, perkutan nefrolitotomi denediğimiz ya da retrograd intranal cerrahi dediğimiz idrar kanalından girip lazer yardımıyla taşları kırdığımız yöntemler artık hem minimal invaziv hastaya daha az zarar vererek
uyguladığımız yöntemler hem de gelişen teknolojiyle bizim de işimizi aslında çok daha kolaylaştıran yöntemler. Peki bir soru daha, enfeksiyonlara geçelim. Çok konumuz var. Tabii. Tabii neden enfeksiyon olur özellikle insanlarda? Cinsel aktivite enfeksiyona sebep mi? Veya kötü mü muamele ediyor insanlar kendilerine? Nasıl bir davranış şekli bu yöne doğru götürüyor insanları? İdrar yolu enfeksiyonları ya da üriner sistem enfeksiyonları, ürolojide gördüğümüz enfeksiyonlar daha çok çocukluk döneminde doğumsal bozukluklara bağlı olabiliyor ya da ilerleyen zamanlarda yine üriner sistemin herhangi bir hastalığına bağlı ortaya çıkabiliyor. İdrarı tam boşaltamama, içeride idrar kalması, yine böbrek taşı üriner sistem enfeksiyonlarının bir nedeni, kötü öz bakım, kötü hijyen üriner sistem enfeksiyonlarının bir nedeni, yine bahsettiğiniz cinsel yolla bulaşan hastalıklar, korunma yöntemlerini kullanmadan girilen cinsel ilişkiler, multipartner, bunların hepsi idrar yolu enfeksiyonu sıklığını artırıyor. Daha ileriki yaşlarda üriner kateterizasyon dediğimiz sonda takılıp çıkarılması, düzgün yapılmayan ürolojik cerrahiler, ürolojik girişimler. Bunların hepsi idrar yolu enfeksiyonu sıklığını artıran durumlar. Kişiler kendilerini koruyabilmeleri için doğal olarak kendi öz bakımlarını yapmaları ve en önemli nokta o aslında. Mümkün ise cinsel partner konusunda seçici olmaları gerekiyor. Kesinlikle. Aynen böyle. Kesinlikle. Peki bunun tedavisi kolay. Siz onu buyurun. Öncelikle biz üriner sistem enfeksiyonu tanısını koyduktan sonra geniş spektrumlu dediğimiz olabilecek tüm enfeksiyon ajanlarını kapsayan antibiyotiğimizi ya da eğer bir mantar enfeksiyonu düşünüyorsak ona karşı ilacımızı başlıyoruz. Mutlaka idrar kültürü ve idrar tahlili yapıyoruz. Kültürsüz olmasa, sadece idrar kültürsüz, sadece idrarında iltihap vardır diyerek tedavi alması ne çocuklarda olur ne erişkinlerde. Çünkü bu defa neye mikrop ürediğini bilmezsiniz. Eğer gerçekten orası enfeksiyon mu yoksa kız çocuğunda özellikle çocuklar için veya kadınlarda olan akıntının, vajenden olan akıntının mı bir ölçümünü yaptınız. Onun için idrar iltihabı varsa idrar kültürü de olması lazım tedavi başlamadan önce. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar içinde ben bu enfeksiyonum var, eczaneye gidip bu ilacı yaptırayım, bu ilacı alayım şeklinde kesinlikle bir yaklaşım olmamalı. Mutlaka hekiminize, doktorunuza... Kronikleşecek sonra. Kesinlikle. Direnç gelişecek, kronikleşecek. Sonrasında yine biz uğraşıyoruz, seve seve uğraşıyoruz ama hasta kendisine zarar veriyor. Ne kadar enteresan. En kötü tarafı bu. Yılanı öldürmeden dürtüyor orada, sonra dönüp sokacak kendisini. Aynen öyle. Peki, buralar hızlı geçtim çünkü söyleyeceklerim var. Peki, idrar kaçırma veya sık idrar yapma. Şimdi erkeklerde ve kadınlarda ayırdık iki tane. Erkekler, kadınlardan başla isterse idrarını tutamama, idrar kaçırma veya erkeklerde idrar kaçırma, sık idrara gitme ihtiyacı tabii ki. Nasıl davranıyorsunuz? Tabii ki. Şimdi ürolojide aslında 3 tip idrar kaçırma vardır. Evet. Bu şekilde anlatıp bizi izleyenleri de aydınlatmak istiyorum bu konuda. Birincisi öksürmeyle, hapşurmayla, karın içini sıkmakla, karın içi basıncı arttırmakla olan idrar kaçırma. Bu kaçırma daha çok idrar tutma mekanizmalarının ve idrar tutma mekanizmalarını destekleyen kasların zayıflığına bağlı olarak ortaya çıkan idrar kaçırma. İkinci tipimiz ani sıkışmalarla, tuvaletin lavabonun kapısına yetişemeden, daha açamadan o ani sıkışma hissiyle olan idrar kaçırma. Üçüncüsü ise hiç hissetmeden taşma tarzında olan kaçırma. Peki. Hepsinin tedavisi farklı. Her idrar kaçırma aynı değil. Peki. Öncelikle başlayalım. Stres inkontinans, stres idrar kaçırma dediğimiz öksürmeyle, hapşurmayla, gülmekle, oturup kalkmakla olan idrar kaçırmadan. Daha çok kadın hastalarımız bu şikayetle bize başvuruyor. Yaşam kalitesini ciddi düzeyde bozan bir hastalık.
doğumla ilgilen etkiler, doğum bunu negatif etkiler mi? Kesinlikle normal vajinal yolla doğum ve zor doğum öyküsü, pelvik taban kası dediğimiz idrar tutma mekanizmasını destekleyen kasların zayıflamasına neden olabiliyor. Her zaman değil. Her zaman değil. Evet. Şimdi normal yolla doğumu burada aslında destekliyoruz, kötülemiyoruz, evet. Ama zor doğum öyküsü olan kadınlarımızda bu daha sık görülebiliyor. Bu tip idrar kaçırmanın tedavisi mutlaka idrar tutma mekanizmalarını destekleyici bir cerrahi. Medikal tedavide başlıyoruz, ilaç tedavisi de başlıyoruz ama genelde bu ilaç tedavisi çok düşük düzeyde bir idrar kaçırması olan kadınlarımızda etkili oluyor. Daha çok cerrahi tedaviyle endoskopik olarak idrar kanalı içerisine yaptığımız dolgu maddeleri, idrar kanalını destekleyici meshler, kumaş parçaları diye adlandırabilirim. Yerleştirdiğimiz kumaş parçalarıyla kesin çözümünü sağlıyoruz bu tip idrar kaçırmanın. İkinci tipimizde aciliyet hissiyle, ani tuvalete gitme hissiyle ortaya çıkan idrar kaçırma. Bu idrar kaçırmayla ilgili mutlaka değerlendirme yapılması gerekiyor önce. Az bir miktar idrar bile idrar kesesindeki sinir uçlarını uyarabiliyor. Bu idrara çıkma hissini oluşturabiliyor. Ya da idrar kesesi tam boşalmıyor. İdrar kesesi tam boşalmadığı için belli bir miktarın üstüne çıktığı zaman idrar kesesindeki birikim olduğu zaman o zaman ortaya çıkıyor. Düzgün değerlendirmemizi, gerekli tetkikleri yaptıktan sonra bu tedavimizin, şimdi izleyenlerimiz de şaşıracak ama ağızdan alınan ilaçlardan sonra biz de idrar kesesine botoks uyguluyoruz. Bu aslında çok gündemde olan bir konu, botoks. Evet. Yüzümüze, işte vücudumuzun çeşitli bölgelerine terleme için, farklı sebepler için plastik cerrahi arkadaşlarımız, dermatolog arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımız bunları uyguluyor. Evet. Ürolojide de biz botoks kullanıyoruz. Sidik torbasının, idrar kesesinin fazla kasılmalarını önleyip, ekarte edip bunun huzursuz önüne geçip, mesane gibi bir şey. Gibi. Yani bu streste de ortaya çıkıyor. Yani bir stresli insanlarda veya bir nasıl söyleyeyim, belli bir gerginliği olan insanlarda olabiliyor. Bir süre sonra kronikleşiyor. Kronik mesane ağrı sendromu dediğimiz bambaşka bir boyuta geçebiliyor. Ne kadar enteresan. Bunun sebebi nedir? Tam stres ki benim aklıma geldi şimdi de. Başka bir sebebi var mıdır? Sinir yolaklarını her yerimizde olduğu gibi idrar kesemizde de birçok sinir yolağı var, sinirler var. Dolayısıyla aslında stres, sıkıntı, depresyon, bunların hepsi sinirsel, ruhsal sıkıntılar olduğu için ve sinirle uyarılan her yeri etkileyebildiği için mesanemizi de etkileyebiliyor. Yani bir şey söyleyeyim, yani psikolojik durumunuz direkt mesane ile ilişkili, haberiniz olsun. Yani mesane sonra huzursuz olur, habire size idrar geliyor tarzında bulgular verir. Onlar da botoks yaparlar sonra. Bak gördünüz mü? Onun için stresten uzak. Biz de botoksu seviyoruz. Seviyorsunuz. Ama biraz yoga moga yapın. Bir şeyler yapın. Anlatabildim mi? Ve spor yapın. Biraz sporla atın o stresinizi. Evet, kesinlikle. Bu da stres. Ne dediniz buna? Bu aciliyet hissiyle olabilir arkadaşlar. Urgency ne? Bir ismi urgent var. Continence diye geçiyor ama onu kullanmak istemedim. Aciliyet hissi. Hisseden bir mesane. Tabii az dolu olduğunda farklı düşünüyorsunuz. Evet. Bir anda dolduran da olabiliyor. İdrar üretiminin arttığı durumlar olabiliyor. Onu daha çok çocuk hastalarımızda, gece yatak ıslatma olan hastalarımızda düşünüyoruz. Tuvalet eğitiminden sonra bazı çocuk hastalar yataklarını ıslatmaya devam edebiliyor. Evet. Burada da yine acaba gece idrar üretimi mi fazla yoksa uyku mu ağır? Bunun içinde tabii birçok hormonumuz var. Bu hormonları düzenleyici ilaçlarımız var. Yine bunun da tedavisi mümkün. Gece, pediatrist gece olarak. Gece idrarını kaçıran çocuklarda özellikle 5 yaşından sonra yalnız. 5 yaşından önceye çok ellemiyoruz. 5 yaşından sonra. Peki bunu da bahsettik. Bir diğer idrar, sık sık idrara gitme kaldı.
Şimdi veya idrarını tutamadı bir şekilde. Erkek hastalarımıza. Erkek hastalığı da ortaya çıkıyor. Ne düşünürsünüz? Erkek hastalarımız bu şikayetle gelince büyük bir ihtimalle altta yatan neden prostat hastalıkları. Evet. Prostat mesanenin erkek hastalarımızda, erkeklerde mesanenin altında içerisinden idrar kanalı geçen ceviz büyüklüğünde, normal boyutları ceviz büyüklüğünde olan bir organ. Bu organın görevi salgı yapmak. Cinsel ilişki sırasında salgı yapmak, koruyucu salgılar yapmak, spermin içinde hareket edebileceği salgılar yapmak. Bu organ 40'lı yaşlardan sonra iyi huylu veya kötü huylu büyümeye başlıyor. Evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği şekilde hiçbir şikayetimiz olmasa bile 40-50 yaşından sonra eğer ailemizde prostat kanseri varsa 45 yaşından sonra bu prostat organının salgıladığı PSA denilen hormona senede bir kere baktırmamız gerekiyor. Her prostat kanseri taraması için her erkeğin 50 yaşına kesinlikle bir kere mutlaka gelmesi gerekiyor. Sonrasında yıllık takiplerini biz anlatıyoruz zaten. Eğer ailede, annede, özür dilerim, babada, amcada, hep alıştık ya annede babada cümlesiyle giriyoruz. Burada da annede diye girdik. Babada, amcada, erkek kardeşte eğer prostat kanseri öyküsü varsa mutlaka 45 yaşında taramaya başlıyoruz. Peki. 5 yıl öne çekiyoruz. Prostatın PSA'nın normal olması mı önemlidir yoksa yıl içindeki artışı mı önemli sizin? İkisi de önemlidir. Evet. Yıl içerisindeki artışı önemlidir. İkiye katlanma hızı önemlidir. Prostat büyüklüğüne göre olan prostat değeri, PSA densitesi dediğimiz oran çok önemlidir. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak bir karar veriyoruz. Kabaca söyleyecek olursam 4 değerinin, 4 nanogram bölü desilitre değerinin altında olmasını istiyoruz kabaca. Ama serbest PSA'nın etkisi var. Üriner sistem enfeksiyonları PSA'yı artırabiliyor. Her PSA yüksekliği prostat kanseridir diyemeyiz. Evet. Evet. Mutlaka üroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. İyi huylu prostat büyümesi mi, prostat kanseri mi, bunun ayrımının öncelikle bir görüntüleme yöntemi MR, sonrasında da mutlaka doku tanısı prostat biyopsisi ile konulması gerekiyor. PSA'sı 4'ün üstünde olan ve prostat kanseri şüphesi olan hastalarda. Sık idrara çıkmayla hastamız geldi. Biz iyi huylu prostat büyümesi tanısı koyduk anlattığı şikayetlerden. Buna ne eşlik edebilir? Biz kötü huylu bir tav bıraktık şimdi. Onu bir tarafa bıraktık. Yani o tanıyı koydu ve kötü huylu olarak saptanırsa zaten onun tedavisi ve cerrahisi ayrı bir boyut. Şimdi hiç girmeyelim onlara. Arkadaşlarımız, onkologlarımız, radyasyon onkologları gerekli ölçüde yardımcı olurlar. Erken tanınması lazım. Çok önemli. Evet. Tabii bu kanser konusuna bu akşam çok girmek istemeyeceğim ama mesanede de çok fazla mesane kanserleri görülebiliyor. Sigara içen insanlarda idrarda kanama ile geliyor onlar. Ama onlar da ürolog arkadaşların erken tanıda çok başarılı oldukları bir dallardır. Onun için lütfen sigara içmeyin. Çok önemli. Ve idrarınıza kan olursa da hekiminize gidin. Özellikle idrarda kan. Çok önemli. Sizin alarm için. Durumu bizim için. Aynen öyle. Şimdi bunları bir tarafa bırakıyoruz. Başka konulara girelim bu akşam. Dedik ki kanser değil ama. İyi huylu prostat büyümesi. Her erkekte iyi huylu prostat büyümesi olur mu? Her erkekte prostat büyüyecek. Hadi be. Gördün mü işte. Şimdi neyse bunu kapatalım yayında biz arada konuşacağız. Ne zaman başlayacak büyüme? 40'lı yaşlardan sonra prostat büyümesi genellikle başlıyor. Evet. Bazı hastalarımızda bu prostat büyümesi hiçbir semptoma, hiçbir şikayete neden olmuyor. Evet. Yaşamın sonuna kadar prostatıyla mutlu mesut yaşıyorlar. Bazı hastalarımızda prostatın çok az büyümesi bile idrar kanalına ve idrar kesesine baskı yaptığı için nerede büyüyeceği, nereye büyüyeceği önemli, ne tarafa büyüyeceği önemli. Genellikle idrar, iyi huylu büyüme genellikle idrar kanalına doğru büyüyor. Ay. Dolayısıyla özellikle idrar taziğinde azalma, idrarı tam boşaltamama hissi, tekrar idrara, tuvalete çıkma isteği, gece uykudan çok fazla idrar için uyanma, idrarın uyandırması. Ne kadar mesela? 2'ye kadar normal.
İki kere kalkabiliriz. Gece iki daha kalkılabilir. Evet. Tamam, bakın çok önemli. Gece iki daha çişe kalkabilir erkekler. Ama ikiden fazla kalkarsa dikkat edin, bir şey var demektir. Peki. Mutlaka doktorlarına başvursunlar. Öneriyoruz. Evet. Bu şikayetlerle birlikte bize gelen hastada ilk tanımızı koyduk. İyi huylu prostat büyümesi. Mutlaka görüntüleme ultrasonografimizi yapıyoruz. Bizim muayenelerimiz var. Onları uyguluyoruz. Ondan sonra ilk basamak tedavimiz hayat tarzı değişiklikleri ve medikal tedavi dediğimiz. Mesela hayat tarzı çok önemli. Şimdi bir dakikacık siz kapatın bakayım kulaklarınızı. Şimdi nedir hayat tarzı değişikliği? Yani insan prostatının büyümemesi için veya en az büyümesi için veya ona sorun yaratmaması için bir erkek ne yapması lazım? Bu önlenemez. Öncelikle onu söyleyeyim. Vay be, bu önlenemez mesela. Ama takvim şeyini geri çevirmek lazım. Takvim yaşımızı geri çevirmek lazım. O da çok mümkün, o da çok mümkün olmuyor. Takvimi çevirsek bile biyolojik yaşımız ilerlemeye devam ediyor. Peki. Çok mümkün olmuyor. Yapılan çalışmalar göstermiş ki bazı bitkisel gıdalar prostat sağlığı için iyi yönde etki ediyor. Örneğin. Birkaç tanesini burada söyleyelim. Hastalarımız güvenle tüketebilir. Basedembo dediğimiz kabak çekirdeği. Kabak çekirdeği. Vay evet. Be. Cüce palmiye yağı dediğimiz. Nerede bulacaksın cüce palmiye? Her yerde satılıyor. Hadi canım. Evet, prostat hastalıklarına iyi gelerek reklamı yapılıyor. Her yerde satılıyor. Her yerde bulunabiliyor. Evet. Bunu bunlar, ne yapıyorlar cüce palmiye yağını? Yemek tabletleri mi var? Genelde evet, tablet olarak. Aktarlarda yine bulunabiliyor ama genellikle tabletleri var. Tabletler şeklinde, vitamin şeklinde ilk bahsettiğimiz konu. Hastalarımız temin edebilirler. Ama mutlaka bunlar için de bize danışmalarını doktorla kontrolden. Kesinlikle evet, öneriyorum. Hasetin bu da bir ölçüsü var mı yani dedi kabak? Kızarmış olmayacak, tuzlu olmayacak. Bak, kızarmış ve tuzlu olmayacak. Yani nasıl? Kabağın olur? İçinden çıkar çıkmaz güneşte kurutulmuş. Kabağın içerisinden çıkar çıkmaz güneşte kurutulmuş. Var evet mı böyle satılanlarda? Genellikle doğal olarak köylerimizde buluyor hastalar. Doğal olarak ya dışarıda satılanların hepsi kızarmış oluyor, kavrulmuş oluyor genelde. Evet, onları çok istemiyorsunuz. Çok istemiyoruz, evet. Anlatayım. Tuz tüketimi artıyor. Tuzlu mu onlar kavrulurken? Evet, tuzlu oluyor genellikle. Aa, evet. Tuzsuz olacak, kızarmış olmayacak, evet, yağ içeriği değişmeyecek. Bu da güzel. Evet, o zaman alacağız kabak, dışarı koyacağız, kurutacağız. İçini açacağız. İçini açacağız. İçindeki çekirdekleri kurutup tüketeceğiz. Haydi erkekler koşun bakayım şeye. Kabak çekirdeği tüket. Tabii şimdi burada hani deyim yerindeyse koca karı ilaçları dediğimiz şey. Oraya giriyoruz işte. Girmeyelim. Girmeyelim peki. Bizim güvendiğimiz kanıta dayalı, bilime dayalı tıpa geri dönelim. Evet. Burada prostatın idrar kanalındaki kısmını gevşeten, rahatlatan çeşitli ilaçlarımız var. Biz ilaç tedavisini hastalarımıza başlıyoruz. Evet. Bazen birkaç ilacı birlikte vermemiz gerekiyor. Evet. Birlikte verdiğimizde hastalar fayda görebiliyor, göremiyor. Fayda gören hastalar ilacını bir tansiyon ilacı gibi, bir kalp ilacı gibi düzenli olarak fayda gördüğü sürece kullanmaya devam ediyor. Diğer hastalarımız, fayda görmeyen hastalarımız ise iyi huylu prostat büyümesi için kanalın açılıp rahat idrar akışını sağlayabilmemiz için mutlaka prostat cerrahisi geçiriyor. Evet. Burada da yine endoskopik yöntemler günümüzde çok yaygın. Açık cerrahiden yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Endoskopi dediğiniz idrar kanalından kamerayla girerek oraya, evet, elektrik enerjisiyle veya lazer yardımıyla onu kesip çıkarmak. Kesip dışarıya. Peki soru 1. Sizin kullandığınız prostat büyümesi için kullandığınız ilaçlar cinsel aktiviteyi bozar mı? Prostat büyümesi için kullandığımız iki grup ilacımız var. Evet. Bir grup ilacımız cinsel aktiviteyi, sertleşmeyi kesinlikle bozmuyor. Ama bu ilaçların bir yan etkisi var. Basitçe şöyle anlatabilirim. Prostatın ön tarafında evet, ejekülat dediğimiz cinsel ilişki sırasında salgılanan sıvının dışarıya doğru çıkmasını sağlayan bir kanal var. Evet. Şimdi bu prostat ilaçlarını kullandığımızda prostat gevşiyor. Gevşediği için bu sıvı dışarıya doğru değil, içeriye doğru akıyor. Evet. Retrograd ejekülasyon dediğimiz meninin gelmemesi veya kuru boşalma dediğimiz durum ortaya çıkıyor.
Biz bu ilaçları başlarken mutlaka hastalarımıza diyoruz ki, bakın bu cinsel aktivitenizde bir probleme neden olmaz. Evet. Fakat meni dışarıya gelmeyebilir bu evet. ilacı kullandığımız süre boyunca. Korkmayın. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız ilacı kesecek. Kestiğimiz anda bu geri dönecek. Aynen öyle. Endişe etmeyin. Bazı hastalarımız uyumla kullanabiliyor, bazı hastalarımız bu durumu çok garipsiyor, ilacı kesmek istiyor. Prostat cerrahilerinin tamamı bu ilaçların yaptığı bu yan etkiyi aslında yapıyor. Tamamı. Evet. Tamamı. Çünkü kalıcı olarak prostatı ortadan kaldırıyoruz. Geriye akım mekanizmasını ortadan kaldırıyoruz. Önleyen mekanizmayı ortadan kaldırıyoruz. Bu durumda boşalma bozuluyor. Boşalma bozulabiliyor. Evet. Mesaneye doğru olabiliyor. Ve idrarla atılabiliyor. Yine çocuk sahibi olmak isteyen hastalarımızdaki çok düşük bir oranda bu hastalarımız. Çünkü genelde belli yaş üstünde. Evet. İyi huylu prostat büyümesiyle gelen hastalarımız 50 yaş üstü, 55 yaş üstü hastalar oluyor genelde. Onlar da bunu kabulleniyor. Peki. Bir soru daha. Bu şekildeki cerrahi uygulamalar evet ejekülasyonu bozuyor fakat sertleşmeyi bozuyor mu? Kesinlikle bozmuyor. Evet. Kesin yani cinsel akti. Evet. Düzgün yapılan komplikasyon evet. gelişmeyen bir prostat, iyi huylu prostat büyümesi cerrahisinde cinsel aktivite sertleşme erkek hastalarımızda kesinlikle bozulmuyor. Evet. Peki. Kafasında soru işareti olan hastalarımız varsa bu konuda gönül rahatlığıyla ameliyatlarını yaptırabilir. Evet. Peki. Diyelim ki prostat büyümesi var ve siz bu şekilde müdahale ediyorsunuz kendisine ve oradaki hadiseyi ilaçlarla küçültmeye çalışıyorsunuz. Olmadı. Cerrahi yöntemle başvuruyorsunuz. Tabii burada şu soru geliyor benim hemen aklıma. Ne zaman bu müdahale yapılabilir? Yani işte 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl veya şunun sonrasında, bunun sonrasında gibi bir şeyiniz var mı? Tamamen hastamızın şikayetlerine durumuna bağlı. Biz medikal tedavimizi başladık, ilaçlarını başladık. Mutlaka bir aylık bir süre zarfı tanıyoruz. Evet. Bu prostat ilaçları genellikle 24-48 saatte etki etmeye başlıyor. Evet. Aslında 2-3 gün içerisinde hasta fayda evet. görecek mi, görmeyecek mi öngörebiliyoruz. Evet. Ama en azından bir aylık bir sürede hastamıza şans tanıyoruz. En azından bir kutu ilacımızı bitiriyoruz. Görelim. Hasta kontrole geldiğinde bize geri bildirimini yapıyor. Şikayetlerim azaldı, azalmadı, daha iyiyim. Sıklık, hiçbir değişiklik yok şikayetlerimde. Ona göre hastamızla konuşup ortak bir karar alıyoruz. Çünkü bu tamamen bireye bağlı gelişen bir durum. Evet, şimdi tabii genital çok konuştuk ama bayağı güzel gidiyor. Yani son 10 dakika, 15 dakikamız kaldı. Onun için erkek genital estetiğine de geçeceğiz. Ama bir soru daha. Prostat büyümesiyle ilişkili, tabii yediğimiz, içtiğimiz şeylerin dışındaki bazı şeyleri söylediniz. Faydalı olanlardan bahsettiniz. Yaşam tarzında bir farklılıktan dolayı ortaya çıkabiliyor mu? Neden? Çünkü Google'da en fazla sorulan sorulardan biri şuydu. Hızlı yaşam. Hızlı gece yaşamı. Testosteron yüksekliği. Hızlı gece yaşamı bana prostat büyümesine sebebiyet verir mi? Aslında geçmişteki teorilerden evet. bir tanesi oydu. Evet. Testosteronun yüksek olması, cinsel isteğin fazla olması, geçmişteki cinsel yaşamın hızlı olması diyelim. Aynen. Fakat bunun bir etkisi yok. Eğer böyle olsaydı cinsel yaşamı, gece hayatı diyelim, böyle evet. daha doğru bir tabir aynen. olabilir şimdi. Gece hayatı hızlı olan her hastamızın prostatının büyüyüp cerrahi gerekmesi gerekirdi. Böyle yine şey aynı şekilde evinde çayını kahvesini içen hastalarımızın olmaması lazımdı. Olmaması, iyi durumda bize başvurması gerekirdi. Ama böyle olmuyor. Işte. O yüzden öyle bir durum söz konusu değil. Peki, geldik. Özellikle erkeklerdeki evet. bu son dönemde estetik bir sürü olaylar. Evet. Kadın estetik olaylar, hı-hı. erkek estetik olaylar. Benim evet. de hiç kafam basmasa bu işlere. Neyse, sana bırakacağım şimdi. Gerçekten erkekte de estetik, genital estetik var mı? Erkeklerde genital estetik var. Evet. Buna da ciddi bir talep var. Nedir bunlar?
Ama lütfen şeye yakalanmayalım. Ha. Evet. Ceza görmeyelim. Evet, net, kelimeleri net seçerek aynen kullanalım. Daha çok üreme organıyla ilgili işlemler talep ediliyor. Erken boşalma ile ilgili işlemler talep ediliyor. Evet. Ve bunlar uygulanıyor. Erken boşalma dediğin ne kadar bir süreden bahsediyorsun? Yani normal bir insanın boşalması için ne kadar süre isteniyor? Yani yoksa burada tatminsizlik kişide mi? Yani 5 saat sonra. Tamamen kişiye bağlı evet. Ama tabii ki 5 saatte değil. Evet. Burada bizim formlarımız var. Evet. Bunu değerlendirmek için. Sağlıklı bir cinsel birlikteliği idame ettiremeyecek sürede olan boşalma partneriyle beraber erken boşalma sınıfına giriyor. Genellikle hastalarımız hiç cinsel birliktelik yaşamadan gelen bir sınıf oluyor. Daha cinsel birlikteliğe başlamadan boşalan bir sınıf oluyor. 30 saniye bir dakika arası olan var. Gerçekten ciddi bir boşalma sorunu olmayan, erken boşalma sorunu olmayan ama dediğim gibi subjektif bir durum. Tam hazza ulaşmadan erken boşalan hastalarımız var partneriyle birlikte. Dolayısıyla hepsi için farklı tedaviler düzenliyoruz. Gerekirse cinsel terapi öneriyoruz. Bu da var yani cinsel terapi. Evet, bu da var. Psikiyatristlerimiz de yapıyor, kadın doğum uzmanlarımız da yapıyor. Onlara yönlendirebiliyoruz bazen. Evet. Ya bu da kişiden kişiye değişir. Çünkü evet, çok subjektif bir şey çok aslında. Çok subjektif bir şey. Demek ki belli sizin için kriter yani işte bir dakika, iki dakika veya cinsel birliktelik başlamadan önce olan herhalde gerçek bir... Evet, kesinlikle. Evet. Cinsel birliktelik başlamadan önce olan veya birkaç dakika içerisinde ortaya çıkan erken boşalmalara biz medikal tedavi öncelikle anladım başlıyoruz. Sonrasında gerekirse dolgu yöntemleri var. Dolgu yöntemlerini enjeksiyon yöntemleriyle hastamızın erken boşalmasını önlemeye çalışıyoruz. Bu şekilde tedavi yöntemleri hasta en uygun. Diğerleri birazcık psikiyatri veya... birazcık daha cinsel terapinin konularına giriyor. Yani siz yani ilk 5 dakika 10 dakika gibi sizin şu anda alanınız ve ilk 1-2 dakika sizin evet alanınız içerisinde kesinlikle daha fazla yer alıyor. Aynen öyle. Peki gerçekten bu yersiz olan estetik kaygılar ile yersiz yapılan işler var mı? Çok fazla var. Hadi ya. Genital bölge özellikle erkeklerde üreme organının geçirdiği ya da geçirildiği ya da üreme organına uygulanan cerrahiler diyeyim. Güvenli cerrahiler değil öncelikle. Çok dikkat edin ha buraya. Burası çok önemli. Çok dikkatlice yapılması gerekiyor eğer ciddi bir talep varsa. Çünkü bunlar genellikle beden algı bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan şikayetlerle gelen hastalar. Beden algı bozukluğu. Aslında evet orada sorun yok. Senin onu algılamakta, kendiyle barışık olmakla ilgili bir şey. İnsanın kendiyle barışık. Tıbbi olarak küçük üreme organı olan hastalarımız olabiliyor. Evet. Bu literatürde de tanımlandığı gibi 7-8 santimetrenin altında olan üreme organı. Evet. Bunlar da tıbbi olarak bu tedavinin uygulanma endikasyonu, bu tedavinin uygulanma gerekçesi var. Var. Ama bunun üzerindeki üreme organlarında tamamen dediğiniz gibi kozmetik, evet, işin estetik kısmına giriyoruz. Evet. Ve çeşitli daha çok bize kalınlaştırma ve uzatma talebiyle gelen hastalar var. Evet, ama çok tehlikeli bunların işi. Tehlikeli cerrahiler mutlaka dikkat edilir eğer gerçekten yapılacaksa mutlaka dikkat edilir ve güvenli bir yerde yapılması gereken, bu işin eğitimini alan kişiler tarafından yapılması gereken cerrahiler. Yakın zamanda bir kongremiz oldu, orada bayağı tartışıldı gerekli mi, gerekli evet değil mi çok diye. Sonuç olarak bu tabii plastik cerrahlarımızın işi ama meme protezi de gerekli mi, gerekli değil, değil mi tartışma diye bir tartışmasını yapamayacağımız benzer gibi. Evet, üreme organı büyütmenin de uzatmanın veya kalınlaştırmanın da gerekli mi, gerekli olmadığını sorgulayamayız. Hastalarımızın böyle bir talebi oluyorsa tüm riskleri anlatarak olabilecek, ortaya çıkabilecek tüm komplikasyonları anlatarak biz cerrahimizi uyguluyoruz. Evet. Yani memedeki cerrahi kadar
buradaki hadise az riskli değil yani. Kesinlikle. Oldukça yüksek riski var. Kesinlikle. Peki. Şimdi az süremiz kaldı ve böyle 2-3 dakikamız bitiyor. Sorulara geliyorum. Şimdi en fazla Google'da sorulan soru. Mastürbasyon yani kendi kendini tatmin etmek zararlı. Mastürbasyonun bir zararı yok. Cinsel istek olduğu sürece kişi, erkek hastalığı, erkek bireylerimiz mastürbasyonu yapabilir. Bunun vücuda bir zararı yok. Ve asosyal olabiliyor ama yani o aslında işin birazcık psikiyatrik, psikolojik tarafı. İşin üreme tarafına ve cinsel has tarafına bakacak olursak, mastürbasyonu bir sayı sınırı koymaksızın, özellikle bana çok sık sorulan bir soru. Mastürbasyon yapmalı mıyım? Yapacaksam kaç kere yapmalıyım? Bu kadar yapmamın bir zararı var mı? Evet. Genelde verdiğim cevap aynı oluyor. Hatta programdan önce de konuştuk. Bununla ilgili bilgilendirme videoları ben yapıyorum şu anda. Muhteşem. Yakında yayınlayacağım bunları. Evet. Mastürbasyonun bir zararı yok. Belki de o hazzı frenlemek için hatalı davranışlara girmeyi engellemek için de bir subap olarak kullanılabilir. Kesinlikle. Aslında sağlıklı cinsel yaşamın bir evresi, mastürbasyon evresi. Evet. O zaman o bir doğal yaşam şekli gibi düşünülebilir. Evet. Ama bunu da yani nasıl aşırı yemek yememek gibi de aşırı bu konuya da düşmekten ziyade doğal olan, karşı cinsli olan güzel iletişim, ondan sonra doğacak kesinlikle güzel duyguların da ortada olması kesinlikle lazım. Yine sosyal medyanın ve bizim internet üzerinden pornografik içeriklere erişebilmesi erkek bireylerin veya kadın bireylerin artık çok kolaylaştı. Dolayısıyla sosyalleşmek yerine bunlar tercih edilebiliyor. Dediğim gibi işin psikolojik ve psikiyatrik kısmı bir yerden sonra. Biz eğer bu şekilde bozukluk teşhisi, tanısı koyuyorsak mutlaka psikiyatrist arkadaşlarımızdan, klinik psikolog arkadaşlarımızdan destek almak istiyoruz. Evet. Peki, sağlıklı bir cinsel yaşam nasıl olmalı deyip bitirelim. Sağlıklı bir cinsel yaşam için öncelikle partnere saygı duyulmalı. Evet. Sadece kişi kendini değil, partnerini de düşünmeli. Evet. Mutlaka cinsel birliktelikte eğer multi partnerse mutlaka korunmalı. Yine sağlıklı bir cinsel yaşamda doğum kontrol yöntemleri kullanılmalı. Kişisel hijyene önem verilmeli. Herhangi bir şüphe durumunda mutlaka gerekli testler yaptırılmalı. Doktora başvurmalı. Evet, doktora başvurmalı, gerekli testler yaptırılmalı. Bunlarla sağlıklı bir cinsel yaşama kavuşabiliriz. Aslında sağlıklı bir cinsel yaşam önce insanın kendi bedenine vereceği saygı. Saygı, kesinlikle. Yani, ve karşısındaki. Zaten kendine saygısı olmayanın karşısına saygısı olmaz. Önce kendisine saygı gösterecek, kendi bedenine saygı gösterecek. Evet. Onu doğru, uygun kullanacak. Suistimal etmeyecek. Unutmayacak da kendi bedenini. Kesinlikle. Kendi bedenini de unutmak veya dışlamak, yok saymak da gelişimi engelleyecek çünkü. Yaşamdan mutluluğu itecek. Kesinlikle ya bunun, katılıyorum. Evet, bunun dengesini kendinde bulacak. Onu da karşısındakiyle paylaşacak. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Yani bu fizyolojik bir süreç. Aynen. Yani insanın doğası gereği yaşanan bir süreç. Aynen. Tabii ki toplumumuzda tabularımız var. Bu tabuları yıkmak da kolay değil. Ama gençlerimize, çocuklarımıza bununla ilgili baskı yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Eğitim verelim. Kesinlikle eğitimin verilmesi gerekiyor. Cinsel eğitim bir ayıp değil. O yüzden tabularımızı yıkıp gençlerimizi eğitimli bir şekilde cinsel hayata hazırlamalıyız. Primer olarak kendine saygı, karşısındaki insana saygı, hayata saygı. Ben şöyle söylüyorum. Nasıl elin yıkanmadan yemek yemiyorsam, kendine yemeği yerken oradan yıkanmadan elin pis ise, bu şekildeki yaşamı da yani cinsel yaşamı da
bu hijyenik şartlarda, bu kaliteli ortamlarda, bu saygı içerisinde yaşamak gerekiyor. Kesinlikle. Ki hem karşıdakına hem kendisine zarar vermesin. Çünkü bu bir dakikalık bir iş değil, bir ömür boyu zarara sebep olabilir. Onlara dikkat. Sevgili Rab, muhteşemdi. Çok keyifli bir sohbetti. Gerçekten. Davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Umarım halkımız da bilgilenmiştir. Bizim verebildiğimiz küçük nüanslarla en azından bir farkındalık oluşturabilmişizdir. Kesinlikle olmuştur. Ve inan bu akşam da birçok insan bizi izlediğinden de eminim. Ben buradan zaten beğeni atanlardan da görüyorum. Ne mutlu. Güzel bilgileri, güzel tecrübeleri edindin. Tabii şimdi sana baktığımda böyle ilkokul sonuncu sınıftaki Eralp'ı hatırlıyorum ama tabii o zaman onu hatırlarsam çok fazla yaşım ortaya çıkacak. Hatırlamayayım işte o dönemleri istersen. Senden 3 yaş büyüğüm değil mi? Aşağı yukarı. 28 demiştik programı açarken tamam, ama. Peki. Bu arada çok teşekkür ederim. Sağlıklı ve mutlu bir meslek. İyi ki çok teşekkür ederim. Gençler ülkede olsun. Başarılı çocuklar, topluma saygısı olan, üretime. Kuzey Kıbrıs'ta olmaktan çok memnunum, çok aynen. Mutluyum. Ankara'dan döndükten sonra aslında bir zor bir alışma süreci geçirdim ama adamda kendi insanıma hizmet verebilmek benim için büyük bir gurur. Bir hasta gelip ben senin anneni babanı buradan tanıyorum, sen bunun oğlu değil misin deyince ben senin işte sizin dediğiniz gibi küçüklüğünü bilirim deyince yardımcı olabilmek, o insanlar için bir şeyler yapabilmek beni çok mutlu ediyor. Seve seve yardımcı olmaya, Adana, hizmet vermeye devam edeceğim. Bu adanın havası, kokusu, toprağı, insanı kesinlikle farklı bir şey. Ama Ankara'dan da kopamayız. Arada sırada gidiyoruz. Özlemiyoruz değil ama. Yok, gidiyoruz zaten. Uçaklar orada işte. Yani 50 dakika. 50 dakika. Sık sık gidiyoruz biz. Yani hatta bazen arkadaşlar diyor ki Kudret sen bizden önce ne olduğunu biliyorsun. Diyorum geçen gitmiştik bir dönemde. Ya dedim şurada bir şey yapıldı dedim. Ya biz fark etmedik dediler. Sen yemişim fark etmişim bunu. Dedim sen gömülmüşsün içeri. Arkadaşlar haklı olarak işe biz biraz daha dışarı bakar şekilde gittik. Ve çok da hoş oluyor. Ben çok teşekkür ederim. Tüm ailelerine selamlar. Başarılı bir çalışma dönemi. Çok teşekkür ederim. Evet, Tıp Dünyası programı çok güzel bir şekilde üroloji konuştu. Gerek üreme organı, gerek böbreklerimiz, gerek mesanemiz. Bu engin bir dal. Biz çok fazla kanser yönüne girmedik. Ama lütfen sigaradan uzak durun. Çünkü memleketteki en fazla kanserlerden biridir mesane kanseri. Ve idrarda kan gördüğünüzde doktorunuza başvurun. Beslenmenize dikkat edin. Çok güzel Erap Bey söyledi. Mümkün olduğu kadar idrar asidini artırmamak için bol su içelim, spor yapalım dedi. Ve besinlerimizle birlikte kalsiyum içeren yoğurt gibi gıdaları tüketelim dedi. Burası çok kıymetli böbrek taşı açısından. Enfeksiyonlar önemlidir dedi. İdrar yolu enfeksiyonları önemlidir dedi. Lütfen hijyeninize, kişi öz bakımına dikkat edelim dedi. Ve aynı şekilde sağlıklı bir cinsel yaşamdan bahsetti. Sağlıklı bir cinsel yaşam içinde önce kendine saygı dedi. Ben çok teşekkür ediyorum kendisine. Yine gelecek haftam Kanal T ekranlarında yeni bir konuk arkadaşla birlikte. Özellikle bu kış döneminde ben çok istedim. Dahiliye uzmanı bir arkadaşımız bizlerle birlikte olacak, bir akademisyen arkadaşımız. Çok değerli bir soru oldu bana. Hep o soru geldi bu dönemde. Kronik hastalıkları olan belli yaşın üstündeki insanlar, yani tansiyonu, diyabeti olan insanlar, işte nasıl bu kış aylarında korunacaklar? Çünkü şimdi gizemli bir virüs geliyor diye söyleniyor. Yok COVID geçti, yok gripler, salgın. Tansiyonu var, diyabeti var, işte başka kronik hastalıkları var. Dahili yönden özellikle belli yaş üstü insanlarımızın bundan nasıl korunacak, nasıl kendileri bu kış dönemlerinde diğer hastalıklardan uzak duracak, bunları konuşacağız. Dahiliye uzmanı bir arkadaşımızla birlikte olacağız. Evet, biz sizlere sağlık, mutluluk ve huzur diliyoruz efendim. Gelecek hafta yine cuma akşamı Kanal T ekranlarında Tıp Dünyası'nda buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar efendim.